Benim adım Azamat Yaşimov. Ben Dağıstan'da doğdum. Çocuktan beri dağlarda yaşadım. Davet geldi Almanya'dan. Ben Türkiye seçtim. İlk kez Rusya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu oldum. MMA sadece Dağıstan'da değil, dünyada en hızlı gelişim spor bu MMA. Benim hocam Abdulmanap Nurmagomedov, Habib Nurmagomedov onun babası. Her ülkede bu spor çok gelişiyorlar ve yurt dışına getirip Türk sporcuları tüm bayrak kaldırıp bu çok güzel bir sonuç. Bir nesil, bir millet kendini en iyi şekilde nasıl ifade edebilir? Ülkesini ve milletini en iyi şekilde nasıl temsil edebilir? Eğer yüksek dağlı, büyüleyici bir doğada doğup büyüdüyseniz, önünüzde tek şans var, mücadele etmek. Çünkü mücadele etmek, Kafkasların ruhunda var. Bu, Azamat Gashimov. Büyük Kafkasların şanlı ülkesi Dağıstan'dan geliyor. Sambo, güreş ve başka alanlarda profesyonel sporcu. Karma dövüş sanatları dünya şampiyonu. Benim adım Azamat Gashimov. Ben Dağıstan'da doğdum. Çocuktan beri dağlarda yaşadım. Dağıstan'da siz biliyorsunuz çok meşgul sporcular var. Dağıstan'da zor, yaşamak zor. Sen sporcu değilsin, hayat zor geçiyor. Kendine savunmak lazım, güçlü olmak lazım. Sürekli bu nedenle çocuktan beri 5 yaşında olduktan sonra spora veriyorlar. Şimdi MMA sadece Dağıstan'da değil, dünyada en hızlı gelişim spor bu MMA. Benim hocam Abdulmanap Nurmagomedov, Habib Nurmagomedov onun babası. 12 sene onunla spor yaptım, combat sambo. 2 kez Rusya şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum. Ondan sonra MMA'ya geçtim. MMA'da 13 profesyonel maç yaptım. 11 kazandı, 2 kaybettim. Karma dövüş sanatları ya da MMA yeni, gösterişli ve hızlıca büyüyen bir spor dalı. MMA'in esası farklı spor dalları temsilcilerinin oktagona girerek hangi spor dalının daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışmasına dayanıyor. Karma dövüş sanatları çoğu zaman kuralsız dövüş olarak adlandırılır. Ancak bu sadece yaygın bir yanılgıdan ibaret. Tüm benzerliklere rağmen kuralsız dövüş kesinlikle MMA değil. Karma dövüş sanatları yarışmalarının açık kurallar dizisi var ve ihlalleri dövüşçünün askıya alınmasına neden olur. Kurallar sporcuları en tehlikeli tekniklerden muhafaza ederek onların sağlıklarını korumak için tasarlanmış. Bugün MMA federasyonları, İslam ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde mevcut. MMA'in ana kitlesinin 15 ila 50 yaş grubu olması sebebiyle bu spor dalı gençleri sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Ben okulda okuyordum. Benim diğer sınıfta Habib okuyordu. Biz aynı okulda okuyorduk. Orada tanıştık ve onun eve gidiyordum. Onun babayla tanıştım. Ona da yakın yaşıyorlar. Biz zaten komşular oluyordu. Böyle yavaşla başladım. Onunla çalışmaya başladım. 14 yaşından sonra başladım turnuvalara katılmaya başladım. İlk zamanda gerçekten söylersem tüm turnuvalara kaybediyordum. Senede 2-3-5 turnuva, 2 sene hiçbir hiçbir maç kazanmadım. Hep maçlar kaybediyordum ve baba bana söylemiş, Azamat spor sana için değil, bırak bu spor, okula git. Senin kafayı çalışıyor, niye bu spor yapıyorsun? Bırak bu spor. Ben dedim yok, ben sona kadar yapacağım, ben kazanacağım dedim. O bana sinirlendi, 2 ay benimle hiç konuşmuyordu. Gerçekten konuşmuyordu ama ben dedim ben sana göstereceğim, ben kazanacağım.
devam ettiği sporu yapmaya devam etti. Ondan sonra bir turnuva gittim, kazandım ve başladı. Kazanç sürekli kazanıyordum. Ondan sonra turnuvaya giderken döndükten sonra bana sormuyorlardı. Arkadaşlar sen nasıl maç yaptın, kazandın mı, kaybettin mi? Çünkü ben her zaman kazanıyordum, o kadar böyle oldu. Herkes hemen kazanma istiyorlar. Kaybederken üzülüyorlar, devam etmek istemiyorlar ama böyle olmaz. Ondan sonra kaza oldu. Dağıstan'da memlekete karşıya yola geçerken kaza oldu, araba vurdu. Belim sıkıntı başladı ama spor devam ettim, profesyonel spor. Bir maç daha yaptım Çin'de, en son maç. Ondan sonra tekrar Rusya şampiyonu oldum. Ondan sonra sakat dolayı bıraktım, profesyonel spor bıraktım. Hocalık yapmaya başladım Dağıstan'da, memlekette. Orada da benim öğrenciler 2-3 tane dünya şampiyonu yetiştim. Şimdi benim öğrenciler dünyada büyük organizasyonlar, profesyonel maçlar yapıyor, kazanıyor. One FC Championship, Indonesian organizasyon, Bellator, Amerika'da ikinci en büyük organizasyon. Şu an başka yerlerde kazanıyorlar, profesyonel maçlar yapıyorlar. Spor ilk benim için sağlık. Sağlık, kendine kurmak, aile kurmak, yarın ne olacak kimse bilmiyor. Savaş olabilir, her şey olabilir, kendini savunmak, memleket savunmak. Ondan sonra ikinci, spordan beraber sen ünlü olabilirsin, para kazanabilirsin. Hem sponsorlar oluyor, yardım ediyorlar, para kazanıyorsun, reklam veriyorsun, böyle. Mesela şimdi niye MMA o kadar hızlı gelişiyor? Çünkü olimpiyat sporlarda mesela aynı güreş spor, judo, boks, orada 4 senede bir kez var olimpiyat şampiyonası. Senede bir kez dünya şampiyonası var. Ve oraya katılmak, oraya kazanmak çok uzun zaman sürüyor. Seni unutuyorlar. Ama MMA'de sürekli 2-3 ay arasında senin maç var, profesyonel maç var. MMA çok heyecanlı bir spor. MMA'de tüm branşlar, judo, boks, taekwondo, güreş, tüm branşlar çıkıyor ve gösteriyor kimin branş daha güçlü. Ben söylediğim gibi benim hocam Abdulmalap Nurmagomedov ve o bize sadece spor için gelişmedi. Hem hayat gösterdi, hem o benim ikinci baba gibi oldu. Benim babam bilmiyordu ben nerede okuyordum, hangi üniversitede. Abdulmalap her şeyi biliyordu, geliyor, yardım ediyor. Turnuva giderken izin alıyor üniversiteden, yardım ediyordu. Tüm hayatta böyle sadece sporda değil, hayatta yardım ediyor. Ve siz biliyorsunuz Habib Nurmagomedov, İslam Makhachev, diğer sporcular da var. Kim şimdi dünyada büyük organizasyon kimlerle aldılar. Onlar çok popüler yaptı bu spor. Bizim memlekette, sadece bizim değil, Müslüman ülkelerde çok popüler oldu. Sadece bizim memlekette değil. Onlar Habib gösterdi. Herkes iyi %100 çalışarsa güzel sonuç gösterebilir. Dağıstan spor dünyasında ilk sıralarda yer alır. Birçok ünlü sporcu Dağıstan'dan çıkmıştır. Onlardan biri de Habib Nurmagomedov, UFC hafif siklet şampiyonu. Azamat Gashimov ise Habib Nurmagomedov'un yakın arkadaşı ve antrenman partneri. Habib dinimiz çok iyi temsil ediyor. Habib güzel örnek gösteriyor. Müslüman gibi güzel örnek gösteriyor. Diğerler mesela aynı McGregor, onun rakip içki içiyor falan. O da onun maç böyle oldu. Müslüman ve Hristiyan. Kim kazanacak böyle oldu. Uzun zaman Müslümanlar o kadar en son zaman siz de biliyorsunuz çok aşağıya düşmüş. Büyük kazanç görmediler Müslümanlar. Ve Habib böyle elhamdülillah söylemiş. Böyle Allahu Akbar söylemiş. Daha önce Habib gidi sadece Muhammed Ali söylemiş. Ben Müslümanım, ben böyle yapacağım, ben böyle bana içim iyi, böyle ben yapmayacağım, savaşa gitmeyeceğim.
Ondan sonra sadece Habib böyle gösterdi. Dünyada sadece kendi memlekette değil, dünyada böyle ben Müslüman diye güzel örnek gösterdi ve sonucu da gösterdi, kazandı. Şimdi İslam devam ediyor, İslam Mahaçev. 21 Ekim'de onun maçı olacak. Brezilya dövüşçü var, Brezilyan dövüşçü Oliveira diye. Abu Dhabi'de maçı olacak. Spor hem ulusun sağlığını hem de ülkenin uluslararası imajını şekillendiren önemli bir alan. Spor, uluslararası işbirliğinin gelişmesini ve ülkenin prestijinin artmasını sağlayan güçlü bir ivme. Son yıllarda Uluslararası MMA Federasyonu çok hızlı yaygınlaştığından dolayı olimpiyat oyunlarına dahil olmaya aday. Geçen yıl Bahreyn'de düzenlenen amatör MMA turnuvasına 52 ülkeden 800'ü aşkın seyirci katıldı. Türkiye'de yılda sadece bir veya iki turnuva düzenleyen yalnızca bir tane amatör MMA federasyonu bulunuyor. Buna rağmen her sene MMA'ye katılan sporcu sayısı giderek artıyor. Azamat Gashimov, Türkiye'de MMA'yi geliştirerek genç Türk sporcularını dünya arenasına hazırlıyor. Türkiye'nin bu kadar prestijli bir alanda boş kalmasını istemiyor. Örneğin Şubat 2018'de düzenlenen Amatör Türkiye Şampiyonası'na ülkenin dört bir yanından 300 kişi katılırken, 2019'da düzenlenen yarışmada katılımcı sayısı 500'ü buldu. Bu turnuvada Azamat Gashimov'un takımı birinciliği elde etmişti. Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefleyen Azamat Gashimov ve takımı, Türkiye'de MMA Federasyonu'nu kurarak tüm algıları yıkmayı planlıyor. Çünkü bulunduğumuz çağda spor arenaları adeta ülkelerin ve milletlerin birbirlerine güç gösterisinde bulunduğu bir mücadele yeri haline geldi. Ben profesyonel kariyer bittikten sonra benim bir arkadaş var, Eldar Eldarov, o Bahreyn'e gitmiş. Ben baktım, niye o yaptı ben yapamam. Benimse davet geldi Almanya'dan. Ben Türkiye seçtim. Müslüman olduğu için seçtim. Buraya geldim. İlk geldim sadece böyle baktım. Çok spor salonu vardı. MMA yazıyor tabi o da. Giriyorum, tek ders alıyorum, giriyorum. MMA bilmiyorlar. İstanbul'da yaşıyordum, Mecidiyeköy'de. Sonra baktım gerçekten Türkiye'de federasyon yok. O kadar MMA iyi bilmiyorlar. Sonra potansiyel var. Gerçekten potansiyel, Türkiye potansiyel çok var. Çok gençler var ki güzel sonuç gösterebiliyor. Bunun için geldim. 6 sene buradayım. Bu spor gelişmeye çalışıyorum. Zor. Evet, federasyon açmaya izin vermiyorlar. Şimdi kickbox federasyonu 6'yız. Ondan izin almak lazım turnuva yapmak için. Ama orada da onlar da senede 2-3 kez maksimum veriyorlar izin. Fazla vermiyoruz. Sürekli yapmak. Mesela Rusya'da senede 8-9 turnuva yapıyorlar. Her turnuva dövüşçülere katılıyorlar. Çok tecrübe alıyorlar. Sonra bir uluslararası turnuva giderken çok tecrübeli çıkıyorlar. Birazdan bence 3-4 sene olimpik sporda olacak MMA. Amatör MMA olimpik spor olacak. Ve şimdi de başlamazsa Türkiye'de bu spor gelişmeye sonra çok zor. Diğer ülkeler çok çalışıyorlar bu konuyla. Mesela son kez 2 ay önce Abu Dhabi Dünya Şampiyonası yaptılar. 46 devlet geldi. 46 devlet geldi. Evet, Türkiye'den ben katıldım. Ama ben sadece 3 dövüşü getirdim, gittim oraya. Niye sadece 3? Çünkü turnuva yapmak izin vermiyorlar. Sadece kime ben kendime geliştiğim görüyorum. Gerçekten güzel maçlar gösterebilir. Onlar aldım, gittim. Bir kız, iki erkek. Erkekler iki maç kazandılar. Üçüncü kaybettiler. Hiçbir yer almadı. Kız üçüncü yer aldı. Sadece MMA'de, tüm sporda aynı. Disiplin, en önemli disiplin. Sadece antrenman yetmiyor. Her şey kontrol etmek lazım. Hem uyku, beslenme, spor, her şey. Dinlenme, tatil, her şeyi kontrol etmek lazım. Bir şeyi kontrol etme, mesela sen günde 3 kere antrenman yap, beslenme,
Çok doğru, yemek yiyorsam. Ama saat 11'de maksimum 11 sen yatmıyorsan senin tüm antrenman boşa gidiyor. Uyku çok önemli. Aynı sen uyku doğru, antrenman iyi yapıyorsun ama beslenme yok. Abur cubur yiyorsun, böyle senin kondisyon düşüyor. Her şey kontrol ederken sen gelişiyorsun. Her şey kontrol etmek lazım. Her şey. Hem okul, aynı çok büyük bir hata şimdi sporcularım, hem benim memleket, her sporcularım. Güreş olsun, boks olsun, sadece spora bakıyor. Spor yetmiyor, okumak da lazım. Gelişmek lazım. Beyin çok önemli. Maça kim kazanıyor, kim daha akıllı o kazanıyor. Evet, güç lazım, kondisyon lazım ama kim akıllı o kazanıyor. Teknik, nasıl sen kondisyon seni kullanıyorsun. Dövüş IQ diyor, böyle bir şey var. Dövüş IQ. Kimin IQ daha yüksek o kazanıyor. O yükselmek için kitaplar okumak lazım. Satranç oynamak lazım. Sadece telefon. En büyük problem şimdi gençlerin bu telefon. Benim adım Halit Magomedov. 11 yaşındayım. 4-5 yıldır spor yapıyorum. İstiyorum dünya şampiyonu olmak. Bir de popüler olmak. İstiyorum Türkiye'yi temsil etmek. Şimdi benim amaç Türkiye'de ilk federasyon açmaya çalışıyorum. Benim şimdi dernek var, spor derneği var. Benim dernekte 8 tane spor kulübü var. Yaklaşık 200 tane dövüşçüler var benim dernekte. Şimdi federasyon açmaya çalışıyoruz. Federasyon açtıktan sonra daha fazla amatör turnuva yapıp Türkiye'de beraber, Türk arasında Türk milli takım seçip ona iyi hazırlayıp uluslararası turnuva gitmek, orada kazanmak, güzel sonuç göstermek, güzel örnek göstermek ve Türk bayrağı kaldırmak. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar hiçbir dünya şampiyonası yok. Hiçbir. Bunun için amaç bu şimdi. Dünya şampiyonası olacağız. Ondan sonra profesyonel spora geçeceğiz. Mesela Türkiye'de hemen profesyonel spor olmayı istiyor o. Profesyonel sporcu. Niye? Çünkü o popüler olmak istiyor, para kazanmak istiyor ama tecrübe yetmiyor. Maça çıkıyor, rakip daha tecrübeli, daha güçlü ve maalesef kaybediyorlar. Ve sonra amatör de sen kaybediyorsun, hiçbir şey olmuyor ama profesyonel kaybediyorsun, senin kazanç sıfır, kaybediyorsun maç bir gösteriyor. Bu nedenle önce amatör, sonra profesyonele geçip güzel sonuç göstermek, aynı en büyük MMA organizasyon UFC'de orada katılmak. En büyük amaç bu. UFC'de katılmak, kemer almak, Türkiye kemer getirmek. En büyük amaç bu. Bu sporda şimdi diyorum çok ülkeler katılıyorlar. Dünyada çok, her ülkede bu spor çok gelişiyorlar. Ve şimdi de çalışarsa, federasyon açarsa, amatör maçları yapıp, yurt dışına getirip, Türk sporcuları, Türk bayrağı kaldırıp, bu çok güzel bir sonuç. Ve gençler için çok iyi bu bir fırsat. Kazanmak, popüler olmak, kendine kaldırmak, sosyal medya, televizyon, her şey çok iyi bir fırsat kazanmak, Türk bayrağı kaldırmak.